Onurcuğum, ben geldim. Yardım. Yardım et bana lütfen. Saklan, saklan. Çabuk, çabuk. Onurcuğum. Melisa. Ne yapıyorsun sen burada? Gel hadi. Az önce sen beni mi öptün? Ne o? Rahatsız mı oldun? Ha? Yok canım. Aylardır bana dokunmadığın için şaşırdım biraz. Annem nerede? Annen evde seni bekliyor ve çok merak ediyor. Sen garajda ne yapıyordun? Bu da öldü. Ölmüş mü gerçekten Jabo? Alet edevatlar vardı ya, hani bu şu arabanın üzerine koyduğumuz port bagaj, onu sökmüştüm, onu tekrardan, yani onunla uğraşıyordum. Hayatım. Onu yap, arabayla uğraşıyordum yani. Sen iyi misin? Ha? Aha. Betim benzin atmış, kanter içinde kalmışsın. Arabayla uğraştım ya, ondandır. Bu arada doktor kontrolü nasıl geçti? Ha? İyi. Oğluşumuz gayet sağlıklı ama babası gelmedi diye biraz bozuldu tabii. Bir sonrakine birlikte gideceğiz. Ben de geleceğim söz. Gideriz. Gideriz tabii de. Şebnem reis burada mı? Şebnem niye burada olsun ki? Aracı burada. Ya yok, ben bir araba istemiştim şoförlerden. Bu uygunmuş. Ayrıca benim diğer eşyalarımı da toparlayıp yani getirecekler buraya. Onları da taşıyacağız. Ha. Sen Aysel Mami'yi mi taşınıyorsun? Yani boşandığıma göre artık orada oturmam pek doğru olmaz değil mi? O zaman ben Aysel Mami'yi söyleyeyim, bize böyle kocaman bir oda hazırlasın. Ama şimdilik burada kalacağız, sonra kendi evimize geçeceğiz tabii. Melisa, istersen sen şimdi git, ben birazdan geliyorum, tamam mı? Bir iki ufak işim kaldı, onları hemen halledeyim, gel. Ya Onur, hayır. Annem merak etti diyorum, zaten aranız limoni. Ben şimdi güzel bir girizgah yaparım, barıştırırım sizi. Hadi gel, gidiyoruz. Gel hayatım. Gel, annen çok sevinecek. Aysel Mami. Bak, sana oğluşunu getirdim. Senin ne kadar üzgün olduğunu anlattım ona. Aramıza kara kedi girdi ya. Şebnem'den bahsettim. Tamam, anladım Melisa. Ne oldu, neyin var? Canım? Ne oldu, iyi misin? Anne, ben... Sen? Ben senin... Benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Hani ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım ben. Ben de seni çok seviyorum, çok. Kırıldım biraz, üzüldüm. Ama sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Eksilmez de. Ya et tırnaktan ayrılır mı hiç? Ay. Ağlatacak mısınız beni? Sonunda Gümüşçü ailesi bir araya geldi. Ah, öyle. Demir eksik ama. Demir eksik ya. Bugün o kadar çok aradım ki hiç cevap vermiyor. Halbuki o da olsaydı ne güzel, birlikte yemek yerdik şurada değil mi? Kardeşinle.
Anneciğim, Demir... Demir? Demir'i aradım, çağırdım. Aa, çok iyi. Yani konuştunuz. Yani epey oldu, epey oldu. Gel dedim, evde karşılıklı oturalım, konuşalım dedim. Gelmedi. O kadar iyi yapmışsın ki Onur, o kadar güzel yapmışsın ki. Sonuçta siz kardeşsiniz yani. O da sürekli abim beni sevmiyor, beni istemiyor diyordu. Harika yapmışsın, çok teşekkür ederim. Bak Onur, şimdi olmasa bile inan ileride çok seveceksin onu. Çok güzel bir çocuk. Gerçekten kardeş olacaksınız değil mi? Ha? Afiyet olsun. Teşekkürler. Denize düşen yılana sarılır tabii. Sen de o yüzden Şebnem'i başkan yaptın ama... ya Mesut ne alaka? Mesut mu? Ha? Aa. Yönetim kuruluna girdi ya, ondan bahsediyorum. Onur. Hı? Senin eline ne oldu? Aa, yok, önemli bir şey değil. Cezaevinde oldu. Aa, bir bakayım. Doktora gösterdin mi sen bunu? Ya, yok anneciğim. Küçük bir sıyrık sadece. Ben pansuman yaptım zaten. Az evvel sen ne dedin? Mesut yönetim kuruluna mı girdi dedin? Sana anlatmadı tabii. Bizim gibi hissedar oldu. Aynen bizim gibi Gümüşçü Holding'de bir hissedar artık Mesut. Demir de işte gelir diyorduk ama gelemeyecek belli. Gelmeyeceğim diye yazdı zaten. Yarın da abisi onu almaya gidecek. Değil mi? Oldu Onur. Beğenmedin mi çorbayı? Yoo, çok güzel. Çok güzel. Burada olmayı çok özlemişim. Sizin aranızda olmayı. Yemeklerin kokusu bile yetti. Canım. Bu bahsi kapatalım artık. Şebnem karım değil benim artık. Ah. Çok şükür ki değil hayatım. Ama tabii yönetim kurulu başkanı olduğu için de onun adını geçirmek zorunda kalıyoruz maalesef. Dediğim gibi zamanı gelince her şeyi devredecek. Ay Onurcuğum, Şebnem'den bahsediyoruz biz burada. Yani tuttuğunu koparmadan hayatta bırakmaz. Lafı ağzımdan aldın. Aynen. O ellerinle verdiğin %15 hisseyi geri almanı istiyorum senden. Bu Gümüşçü ailesi için biliyorsun bir beka sorunu. Anneciğim merak etmeyin, koltuğu da hisseleri de geri alacağım. Bu yüzden boşandım zaten ama... Ama bir şartla. Demir de hisselerini geri verirse. Değil mi? Evet. Ay Selmami. Çok iyi bir deal, sen bunu kabul et. Neden? Çünkü yarın öbür gün... Demir, o olgun sevgilisiyle böyle el ele gelip ben bu kızla evleneceğim diyebilir. Hisseler iyice dışarıya uçar. Daha neler? Benim oğlum o kadına mı kaldı? Yalnız siz burada kendi aranızda ne yaşarsanız yaşayın. Ben %1 hissemi asla geri vermem. Tamam canım, vermiyorsun. Çünkü wish listim var krokodil çam. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler, bir şey mi oldu? Efendim kamera ve alarm sistemleri çalışmıyormuş. Acilen tamir edilebilmesi için hemen teknik ekibi çağırdım. Bir mahsuru yoksa tabii ki sizin için. Akşam akşam ne gerek var şimdi, yarın halletsinler. Niye yarına kalsın canım?
Madem öyle, madem yoldalar gelsinler sessizce halletsinler işlerini. Bence de. Gelmişken halletsinler. Yani çünkü bu ev çok büyük. Kimin nerede, ne zaman çıkacağı hiç belli olmuyor. Ben korkuyorum vallahi. Gerçi evimizin direği de geri geldi ama. Müsaadenizle. Bravo yani sana Melisa. Ne yaptın, ettin? Konuyu ev mevzusuna bağladın. Bravo. Ay Aysel mamicim, senden ayrılmayı ben de hiç istemem ama. Ama ev üstünde ev kurulmaz derler. Öyle değil mi Onurcuğum? Hı? Ay sen beni hiç dinlemiyorsun ya. Aklın nerede acaba? Ben sana hani bu bebeği nikahsız doğurmayacağım dedim ya. Hiç öyle kulağının üstüne yatma. Tamam Melisa. Tamam. Ay neye tamam dedi acaba? Ay senin bu oğlun hapishanede kalıp gitmiş gibi. Hayır canım, sıcak bakmıyor ayrı eve bence. Efendim kameralarla ilgili teknik ekip çalışmaya başladı ama. Ama? Ama yani nasıl olduğunu anlamadık ama güvenlik sisteminin hard diski yanmış efendim. Tahmin edemediniz mi yani? Ne yazık ki. Birkaç gün sürermiş. Ya şirketin teknik ekibine haber verin. Yarın yeni bir güvenlik sistemi kursunlar. Ya hiç uğraşmayın şimdi. Hay hay efendim. Evet evet, acil yarın yapalım bu işi. İlgileniyor. Birazdan varacağım buluşma yerine. Sen ne yaptın? Çıkıyorum ben de. Tamam, arabayı alıp geleceğim. Ay! Ay Allah'ım! Onur, ödümü kopardın. Ben süt almaya inecektim de. Sen? Ben ne? Bana mı geliyorsun diyeceğim ama ne alaka yani kafanda şapkanla? Bir türlü uyku tutmadı da gece yürüyüşü yapayım dedim. Onurcuğum, hayatım. Bence senin hapishane travman oluştu. Öyle ne bileyim. Karabasan görüyor musun? Ya da ev üstüne üstüne geliyor mu? Ya abartma Melisa. Ben gayet iyiyim. Gayet iyiyim. İyi canım, öyle diyorsun, öyledir. Ben üzerime bir şeyler giyeyim, seninle yürüyüşe geleyim ben de, yalnız kalma. Ya hayır, hayır, hayır. Ben zaten çok fazla kalmayacağım dışarıda. Hemen senin yanına gelirim. Hem dışarısı soğuk, senin çıkmaman lazım. Hamilesin ya. Yanıma mı? Hı-hı. Beraber uyuruz diye düşünmüştüm. Oğluşum, duydun mu? Baban sonunda kadın olduğumu hatırladı. Sen hemen yat, uyu. Beni bekleme, tamam mı? Ben uyandırayım.
öldüreceğim seni. Bekliyorum. Ne oldu Melisa'cığım? Cevap yazmadın. Yine sen. Gece gece çıkamam dışarı ex kocam. Hem ne konuşacaksın söyle işte. Ben kıskandım galiba. Yani Onur döndü ya. Onunla aynı çatı altında kalman canımı yaktı biraz. Şebnem. Gelmek üzereyim ben. Çıktın mı? Çıktım da. Polisler var, yolu kesmişler. Arama yapıyorlar galiba. Of. Kahretsin, ne yapacağız şimdi? Durdurdular mı? Hayır, durdurmadılar. Daha caddeye girmeden gördüm. Ama adamlar yolumun üstünde. Başka çıkış yolu da yok. Tamam, sakin ol. Kapat ışıklarını, geri çekil. Park et bir yere. Nasıl yani? Nasıl? Burada mı bekleyeceğim? Hayır, olmaz. Olmaz. Şüphelenirler, görürler beni Şebnem. Ya ne yapsam? Eve mi dönsem Şebnem? Dön o zaman. Garajda bekle, geleceğim. Tamam. Papişkon sonunda geldi. Ay. Kapıdayım. Polisler görmüş müdür beni? Ya bir plaka mı aldıysa? Yok ya, şüphelenseler takılırlar peşine. Ama dediğin gibi bayağı çevirme var, çıkamayız. Ne yapacağız peki? Yarına mı erteleyeceğiz? Hayır onu, bu işi bugün bizim bitirmemiz lazım. Çıkamayacağımıza da göre? Hayır Şebnem, hayır. Hayır, burası olmaz. Olmaz burası. Neresi olur Onurcuğum? Başka bir teklifin var mı acaba? Çıkalım istersen. Belki arama yapmazlar. Atalım riske, ha? Ya. Tamam. Tamam Şebnem, sen nasıl istiyorsan. Ben bir şey istemiyorum. Bak Onur, 40 kere söyledim sana. Sorumluluk bende değil, sende. Tamam. Tamam. Buraya gömelim. Tamam. Evet. Şuraya bir yere işte.
Arabanı gördüm. Çık hadi yukarı, bekliyorum. Ne? Ne oldu? Melisa. Çıkarken gördü beni. Bekle odada, birazdan geleceğim dedim. Hayatım, sen arada bir hapse mi girip çıksan? Onurcuğum, seni tebrik ediyorum gerçekten. Ne kadar güzel seçimler bunlar. Gerçekten senin çiçekten anladığını bilmiyordum. Anlamıyorum anne, ben çiçekçiye gittim, sordum ona, o da bana bunları verdi. Ay ne güzel ama, ay içim açıldı. Yani bu klostrofobik yeri bu kadar güzelleştirdin ya. Aferin sana. Aysel Mami. Onur. Ay hamile kadını. Daha bayır gezdiriyorsunuz ya. Aa. Ay tören falan mı yapıyorsunuz siz? Ne töreni Melisa? Nereden çıktı? Alakası yok. Onurcuğum, sen neden açık kalp ameliyatı olmuş gibi davranıyorsun? Hı? Evet. Hiç anlamadığın işlere girişmişsin. Bahçıvanlık sanatı falan. Bırak Melisa, ne isterse onu yapsın. Toprakla uğraşsın biraz. Çok iyi gelir insana toprakla uğraşmak. Hmm. İyileştirir toprak. Rüyasında gördü toprağı herhalde. Ama Şemlen'in sana getirdiği siyah lale soğanları daha iyi giderdi buraya Aysel Mamicim. Daha çok yakışırdı. Yakışmazdı Melisacığım. Tamam mı? Soğanı da eksik olsun, kendisi de. Aa, öyle deme Aysel Mamicim. Hala her taşın altından şebo reis çıkıyor. Öyle değil mi Onurcuğum? Şebnem'den ben boşandım, siz boşanamadınız ha. Ya söyleyin bana, yoksa siz onsuz yapamıyor musunuz, ne? O zaman Demir kaçtı. Yani Şebnem'i öldüremeyince korkup kaçtı, öyle mi? Onur eğer burada olsaydı... neler yapabileceğini düşünmek dahi istemiyorum. İki tane evladım var ve ikisi de birbirine düşman. İyi olurlar dedim, dost olurlar, barışırlar. Yok! Beni kör kuyulara attılar. Ay Aysel Mamicim ya. Ya sen nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Hem sen zaten Demir'den uzak kalmaya alışıksın. Bırak kalsın uzaklarda, sana iyi gelmiyor. Suikast düzenlemek nedir ya? Ben doğduğu günden beri zaten Demir'e hasretim. Gideceğim, neredeyse onu bulacağım ve o içindeki o nefreti söküp atacağım. Aysel Hanım. Gizli aşığım da geldi. Yok artık. Merhaba Bora, ne olur bana güzel bir şeyler söyle lütfen. Demir Bey adına yapılan her işleri inceledim efendim. Evet. Uçak bileti almamış. Herhangi bir harcama da yapmamış. Yurt dışına çıkmamış yani. O halde o buralarda bir yerde demek ki. Hı-hı. Harika. Öyle görünüyor efendim. Ne olacak şimdi? Ben Şebnem'e hiç güvenmiyorum. O Demir'i ihbar edebilir polislere. Biz bulmalıyız onu, tamam mı? Nereye gitmiş olursa olsun önce biz bulmalıyız. Haklısınız efendim. Hadi iyi geldi, sarıl biraz daha. Hoş geldiniz Didem Hanım. Merhaba Seda. Şey soracağım ya, beni arayan soran oldu mu? Ya da ne bileyim mesaj atan filan? Hayır, olmadı. Sağ ol. Didoş'um, Demir'i mi soruyorsun? Benim de dikkatimi çekti. Nerede o? Dibinden ayrılmıyordu. Aydın lütfen. İşte favori karakterlerimden Kara Şövalye.
Yalnızsın. Sıkkınsın. Ne oldu yoksa Onur döndü diye mi bozuldu? Yok ya. Nereden çıkardın onu? Tatlım sen Melisa'yı unutamamışsın işte belli. Öyle kavga çıkarmalar falan hepsi gözümüzün önünde oldu gördük. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bence siz çok yakışıyorsunuz. Onur döndü evet ama fazla sürmez. Tekrar girer içeri. Pardon. Kusura bakma. Ex-wife. Ahmetciğim vazgeç artık ex-kocam. Bak dünden beri bık 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 mesaj atıp duruyorsun. Yok Onur şöyle, Onur böyle. Ya sadece haberin olsun diye söylüyorum. Harika bir gece geçirdim. Ha öyle mi? Bak Melisa'cığım sen akıllı, zeki bir kadınsın. Aynı hatayı tekrar yapma. Onur seni yine üzecek. Sen hiç merak etme. Maymun gözünü açtı artık. Ne Onur ne bir başkası beni üzemez. Bu kadar emin olma bence. Üzüleceksin çünkü. Göreceğiz. Göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.